Senin mi kuzular? He? Aa gittiler. Bak gittiler yine. Herkese merhabalar. Bugün Şadiye ablaya geldik. Keçileri sağmak için yardım edeceğim Şadiye ablaya. Şadiye abla nasıl gidiyor? Dolunay, sen niye yardım etmiyorsun? Ha? Şadi abla, bir keçi ne kadar şey veriyor? Süt veriyor. 2,5 kilo sabahleyin veriyor, 2,5 kilo akşamleyin. 2 sabah, öğlen arası sayıyoruz, bir de akşamüstü sabah. Günde 2 defa sayıyorsun. Niye 2 defa? Bir defa yetmiyor mu abla? 2 defa olsa daha çok süt çıkıyor. Şey, bir kere sağınca böyle 4-5 kilo süt alamıyorsun. Evet. Şey, mastarları bir kere de 2,5 kilo oluyor. Çok kadar. Ha. Bu işte para var mı? İstanbul'dakiler çok merak ediyor. Diyorlar ki keçilde çok para var, bilmem ne. Var mı da ediyor bize. Yiyen vermeden sade şeyle otla, otlatmayla yani. 7 ay, 7 8 ay sayıyoruz. 7 8 ay sayıyorsunuz. Mayıs'ta 7 8 ay. Kasım, Aralık'a kadar. 7 8 ay ama şey vermiyor değil mi? Böyle devam. Her zaman böyle 5-6 şey 4-5 kilo falan veriyor. Devamlı aynı veriyor. Wow, süpermiş. Kuzular şey oğlaktan oğlakları emiyor, biraz daha az veriyor. Sonra oğlaklarını izirlezle kesim yapıyorlar. Onları aha satıyoruz. Bir daha devamlı süt sahibiz. Peki peynir yapıyor mu? Onlar Şubat ayında doğum yapıyor. Mayıs'a kadar şey yapmış, sağmıyoruz. Mayıs'tan sonra başlıyoruz sağma. Bir daha devamlı sağlıyor. Peynir yapıyor, satıyor, siparişlerimiz normalde var. Ama süt alıyorlar değil mi? Yoksa evet, peynir mi alıyor? Peynir alıyorlar. Peynir daha çok alıyorlar. Tabii, peynir daha çok alıyor. Sütü satamıyorsun. Sütle hastalara falan şifamış. Aha ya şey, keçi sütü insanın hani insan sütüne en yakın süt normalde. Annesine yakın. Evet, anne sütüne çok yakın. Normal inek sütünde laktoz oranı çok yüksek. Kanser hastaları öyle. Çocuklar, annelerine emmemeyenler, mesela sütten kesilenler, onlar alıyor devamlı öyle. Yoğurdu da çok güzel oluyor. Yoğurt da alıyorlar. Ben hiç yoğurdu genellikle şey yapmadım. Genellikle İstanbul'dan geliyorlar yoğurt için. Wow. Ben sizden peynir sizden alıyorum zaten de çok güzel ya. Yani keçi peyniri. Evet, peynirimiz de. Aha, peynir çok iyi ya. Var, yetiştiremiyoruz. Kaç tane keçin var? Bak bu binaları hep bu şeylerle yaptık. Keçilerle. Keçilerle. Vallahi ama keçilerle mereye çıkmak. Şimdi dışarıda çekeriz. Kocaman bahçe var. 2 tane bina var. Öyle. Ben de şimdi yardım etmeye başlayayım. Zaten. Mastara bak. Evet, mastara. Onlar ten ve sağlıyor mu? Yabancı bir şey gelmiyor. Geldi. Ben oturayım da herhalde onları gezerek sardığı için şey yapmıyor. Ama ben biraz ayaklandım. Ama keçi gibi değil değil mi? Şey koyun gibi değil. Sağdırıyor kendini. Sağdırıyorsa. Çok sağlıklı.
Şimdi sağdım bunu. Bir koyundan bu kadar çıkıyor. Burada rahat 2 kilo var. Şimdi başka koyun sağacağım. Bakalım. Keçinin mastarı bu kadar. Şimdi aynı anda çekebilirsem. Baksana da şu mastara. Kurt sağma işini de çözdük. Tekede biraz zor oluyor. Keçileri sağdıktan sonra annesi kabul etmeyen kuzuları bırakıyoruz böyle. Onları emiyorlar. Vallahi ne yapıyor kuzu? He? Süt mü içiyor? Sütleri sağdık. Son keçimiz arkaya kaçmıştı. Onu da şimdi sağlıyor. Yoğurt ve peynir yapımımı paylaşırım yakında da. Çok sakin, yoruldum, sabah 5'te kalktım. Kusura bakmayın. İzlemeye devam edin, kendinize iyi bakın. Dolunay, hadi bay bay de. Bay bay yap.